Osmanlı tarihinden birçok sadrazam geçmiştir. Ancak bazıları vardır ki en az padişahlar kadar büyük işler başarmıştır. Fakat bu sadrazamların çoğunun adı pek fazla bilinmez. Bugün konu olan Alemdar Mustafa Paşa da tarihte hikayesiyle farklı yere sahip karakterlerden biriydi. Kendisinin dikkat çekici hayatı, Osmanlı tarihi içerisindeki önemi ve ölümünün dramatikliğiyle tam anlamıyla bir sinema karakteriydi. Gelin bu gizemli paşanın hikayesine yakından bakalım. Alemdar Mustafa Paşa 1755 yılında Hotin'de doğdu. Babası Hacı Hasan bir Yeniçeriydi. Alemdar Paşa da babası gibi aynı ocağa katılıp bölüğün sancağını taşıdığından Alemdar lakabını almıştı. 18. yüzyılın son çeyreğinde Alemdar Paşa'nın bulunduğu bölge Rus ve Avusturya tehdidi altında bulunan bir sınır bölgesiydi. Bir hayli büyük olan imparatorluğun sınır bölgelerindeki etkinliği kısıtlıydı. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğunu ilan eden Ayan adlı kişiler tarafından bölgenin güvenlik kontrolü sağlanmaktaydı. Devlete asilik yapmayan ve sınır bölgelerinde eşkıyalık yapanları temizlemekle görevli olan Ayanlar, bu kritik noktalarda güvenliğin sağlanmasından sorumluydu. Alemdar Paşa da ilk olarak Rusçuk ayağını İsmail Ağa'nın altındaydı. İsmail Ağa 1797 yılında kalabalık bir eşkıya ordusunu 200 kadar kişiyle yenip Rusçuğu kurtarmasıyla ünlenmişti ve bölgenin kontrolü ona verilmişti. Ancak tarihler 1806 yılını gösterdiğinde İsmail Ağa bir eğlence sırasında öldürüldü. Bunun haberini alan Alemdar Paşa Rusçuğa giderek tekrar güvenliği sağladı. Onun bu hareketi devlet yönetiminin hoşuna gitti. Ardından Alemdar Paşa yeni Rusçuk ayağını olarak atandı. Alemdar Paşa Rusçuk ayağını olarak bölgenin kalkınması için çalışmalarda bulundu. Halktan alınan yüksek vergileri kaldırdı. Cesur ve yardımsever kişiliğiyle bölge halkının takdirini kazandı. 1806 yılında patlak veren Osmanlı-Rus Savaşı'nda Alemdar Paşa orduya büyük fayda sağladı. Özellikle Mareşal Mikelson'u mağlup edince Osmanlı ordusu içerisindeki ünü günden güne arttı. Ancak Osmanlı'da işler iyi gitmiyordu. Bu dönemlerde 3. Selim Yeniçeri Ocağı'nın bir hayli bozulduğunu fark etmişti. Askerler haraç kesiyor ve ticaretle uğraşıyorlardı. Askerliği bir para kapısı olarak görüyor, savaşa gitmek istemiyorlardı. Sultan 3. Selim Batı dünyasına nazaran Osmanlı İmparatorluğu'nun çok geride kaldığını fark etmişti. Bu yüzden ordu ve devlet kademelerinde reform hareketlerini başlatmıştı. Bu yenileşme hareketleri çerçevesinde Fransız ordusu esas alınarak Nizam-ı Cedid ordusu Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak kuruldu. Bu reform hareketlerinin getirdiği ekonomik yükümlülükler sebebiyle yeni vergiler çıkarılmıştı. Bu durumdan rahatsız olan kesimler yavaş yavaş seslerini yükseltiyorlardı. Hatta askerlere kafir elbisesi giydiriliyor diyerek halkı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Osmanlı-Rus savaşı sürdüğü için Nizam-ı Cedid ordusunun çoğunluğu Rumeli ve Balkanlarda olduğundan merkezdeki 3. Selim karşıtı askerler Kabakçı Mustafa'yı lider kabul ederek isyanın fitilini ateşledi. Alemdar Paşa Yeniçeri geleneğinden geldiği için ilk döneminde reform karşıtıydı. Ancak Osmanlı-Rus Savaşı'nda merkezden gelen Yeniçerilerin başı bozuk, lakayt ve sorumsuz hareketlerini gördükten sonra bu düzenin değişmesi fikrine hak vermişti. Merkezde ise işler iyice karışmış bir haldeydi. Sultan 3. Selim, Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda tahttan indirilmiş ve tahta 4. Mustafa çıkarılmıştı. Bu karışıklığa rağmen savaşın seyriyle beraber Ruslarla ateşkes imzalanmıştı. Tahta çıkarılan 4. Mustafa istenildiği gibi Nizam-ı Cedid'le getirilen reformları iptal etmeye başlamıştı. Bu olayları duyan ve 3. Selim'e gönülden bağlı olan Alemdar Paşa, 15 bin kişilik milis kuvvetiyle birlikte Edirne'ye geldi. Edirne'de bulunan 3. Selim'e bağlı askerler de burada ona katıldı. Temmuz 1808 yılında bu büyük ordu İstanbul'a geldi. İlk olarak Kabakçı Mustafa yakalanıp öldürüldü. Bunun haberini alan ve o anda tebdili kıyafetle İstanbul'u gezen padişah alelacele saraya geri döndü. Alemdar Paşa tüm İstanbul'a adamlarını yerleştirdikten sonra önce Baba Ali'yi daha sonra ise Topkapı Sarayı'nı bastı. Padişah 4. Mustafa korku içinde Alemdar Paşa'ya haber göndererek onu sadrazam yapmak istediğini belirtti.
Ancak Alemdar Paşa Sultan Selim'i görmek istediğini söyledi. 4. Mustafa tahtı kolay kolay bırakmayacaktı. İmparatorluğa varis olabilecek iki kişi bulunmaktaydı. Bunlardan biri 3. Selim, diğeri ise Şehzade Mahmut'tu. Padişah bir an için bile tereddüt etmeden ikisinin de yakalanıp öldürülmesini emretti. Onlar öldüğünde tahtta tek varis kendisi olacağından o vakitten sonra onu imparatorluktan indirmeye kimsenin gücü yetmeyecekti. Bu emirden sonra Bostancıbaşılar hemen harekete geçti. Halihazırda tutsak olan Sultan Selim'in dairesine girerek büyük bir arbede sonucu feci bir şekilde öldürüldü. Anlatılanlara göre Sultan Selim'in naif bir kişiliğe sahip olduğu ve ne üflemeye çok düşkün olduğu söylenir. Hatta kendisini öldürmeye gelen cellatlardan korunmak için elindeki neyi kullandığı ve elinde neyle hayata gözlerini yumduğu söylenmektedir. Bostancıbaşılar 3. Selim'le ilgilenirken Şehzade Mahmut ise lalası sayesinde saraydan kaçarak kurtulur. Hızlıca yola çıkmış olan Alemdar Paşa hareme girerek Sultan Selim'in odasında cansız bedeniyle karşılaşır. Geç kaldığını anladığında üzüntüden ve öfkeden deliye döner. Bunun üzerine Şehzade Mahmut'u adamlarına buldurarak ona biat ettiğini açıklar ve Sultan 2. Mahmut'a culus töreni hazırlatarak tahta çıkartır. 4. Mustafa ise tahttan inmediğini ilan etmeye çalışsa da adamlar tarafından kafes dairesine götürülür. Araştırmalar sonucu Sultan 3. Selim'in katilleri ise yakalanıp idam edilir. Daha sonra ise hırsını alamayan Alemdar Paşa, Sultan 3. Selim'e karşı olan pek çok kişinin idamına karar verir ve hepsini cezalandırır. Bundan sonra gücü eline alan Alemdar, bunu resmileştirmek adına padişahın otoritesini kısıtlayan bir anlaşma hazırlatır. Alemdar Paşa merkez otoritesini sağlamlaştırmak için ayanlarla işbirliği yapılmasının gerektiğini savunur. Bu yüzden yapılan senedi ittifak askeri konularda bile padişahın ayanlara bağlı olduğunu gösteriyordu. Ömrü savaş ve çarpışmalarla geçen Osmanlı tarihinin en ilginç sadrazamlarından biri olan Alemdar Paşa, sadrazam olduktan sonra bir nevi rahata ermiş, İstanbul hayatına, zevke ve sefaya kendini fazlaca kaptırmıştı. Onunla birlikte yanında bulunan askerleri de İstanbul'da kalmıştı. Ancak bu askerler yetkilerini kötüye kullanmaya başlayarak yağma olaylarına karışmışlardı. Halk bu milislerin hareketlerinden oldukça rahatsızlık duyuyordu. Ortaya çıkan yağma ve zulümler toplumda Kabakçı Mustafa isyanından bile daha büyük yaralara sebep oluyordu. Ve bununla birlikte Padişah 2. Mahmut, Alemdar Paşa'nın kendi iktidarına gölge yaptığını düşünüyordu. Bir müddet sonra Alemdar Paşa'nın Yeniçeri Ocağı'ndaki yolsuzlukları araştırmaya çalışması ve bu yüzden Yeniçeri Ocağı'nın tamamen kalkacağı yönündeki duyumlar bir isyanın patlak vermesine sebep oldu. 15 Kasım 1808 tarihinde Alemdar'ın konağı ansızın kuşatıldı ve ilk iş olarak konak ateşe verildi. Halihazırda ahşap olan bina kısa sürede alev aldı. İsyanın üzerinden 2 saat geçmesine ve yangının koca konağı kül etmesine rağmen Yeniçeriler amaçlarına ulaşamamış, Alemdar Paşa ve adamları hala ortaya çıkmamışlardı. Bir müddet sonra aniden nereden geldiği belli olmayan kurşunlar Yeniçerilerin üzerine yağmaya başladı. Alemdar Paşa konağın mahzen kısmına saklanıp o mesafeden tüfeğiyle Yeniçerileri kuş gibi avlıyordu. Bu sırada merkezden de hiçbir ses seda çıkmıyor, şehir bir kez daha korkuya teslim oluyordu. Alemdar'ı böyle ele geçiremeyeceklerini anlayan isyancılar, son çare olarak mahzenin üzerinden bir delik açmayı denediler. Durumu hemen fark eden ve sonunun geldiğini anlayan paşa, Yeniçerilerin içeriye girmek üzere oldukları bir anda, mahzeninde bulunan barut fıçıları ile birlikte tüm cephaneliği havaya uçurdu. Patlamanın şiddeti İstanbul'un her yerinden duyulmuş, Alemdar kendisiyle birlikte yüzlerce Yeniçeri'nin de ölümüne sebep olmuştu. Patlama o kadar büyüktü ki 2 gün boyunca Alemdar Paşa'nın cesedi bulunamamıştı. Kulaktan kulağa yayılan bir dedikodu Alemdar'ın gizlice mahzendeki bir tünelden kaçtığıydı. Ancak 2 günün ardından bulunan cesedi sonrası Yeniçeriler rahat bir nefes aldı. Daha sonra cenazesi günlerce şehirde dolaştırıldıktan sonra parçalanıp 7 Kule zindanlarına atıldı.
Sultan II. Mahmud isyanın ardından tahttaki yerini sağlamlaştırmak için bir önceki padişah olan 4. Mustafa'yı boğdurttu. Bu olaylardan 18 yıl sonra ise Sultan 3. Selim'in intikamını alırcasına Sultan II. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı topa tutarak yok etti ve sağ kalanları ise idam ederek Yeniçerileri tarihten sildi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.